Kırtasiye malzemesi, oyuncak, takı. Ticaret Bakanlığı'nın yurt genelinde yaptığı denetimlerde 46 bin ürün riskli çıktı. Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler tek tek inceledi. Yapılan denetimlerde 46 bin ürünün bozuk ve riskli olduğu belirlendi. Ama onları yine düzelteceğiz. Güvensiz ürünlerde ilk sırayı imitasyon takılar aldı. Nasıl yapıldığı belli olmayan sahte takılar pek çok kişide ciddi sağlık problemlerine yol açıyor. İmitasyon, o kötü, nasıl desem onu, sahte ürünleri daha iyisini almaya çalışıyoruz. O şekilde yani yara yapmayan şey. Bilindik markalardan almaya çalışıyoruz. Orijinal ürünler kullanıyoruz. Onun dışında pazardan almıyoruz mesela. Çin malı mı diyorlar? Şu sokakta satılan bu tür şeylere çok güvenmiyorum. Çünkü hakikaten alerji yapıyor. Bir iki kere de arkadaşımın çocuklarında gördüm. Bu yıl ürünler üzerinde denetimler yoğunlaştı. Denetimin en yoğunlaştığı alanlardan biri de kırtasiye malzemeleri oldu. Yapılan incelemeler sonucu 3000'in üzerinde kırtasiye malzemesi güvensiz çıktı. Sağlığını tabii ki düşünüyoruz çocukların ama işte ne kadar düşünebiliyoruz. İlk önce dikkat edecekleri şey kırtasiye, kırtasiyeciden alınır. Aldıkları malzemelerin şurada şu etiket. CE. Oyuncaklarda da riskli ürün sayısı arttı. Yüzlerce kalitesiz ve sağlıksız oyuncak tespit edildi. Çocuğumuza oyuncak alırken de riskli ürünlerden uzak durmak, oyuncak seçimine dikkatli yapmak gerekiyor. Çocuğumuza alacağımız oyuncağın mutlaka damgasına bakmamız gerekiyor. Eğer CE damgası varsa bu oyuncak çocuğumuz için uygun. Oyuncak alırken en çok yani organik, sentetik madde fazla içermeyen, boya vesaire olmayan, işte CE etiketi vesaire olan ürünleri tercih ediyoruz. Zaten kullanım şeyinde yazıyor. İşte neyden üretilmiş. En çok onlara dikkat ediyoruz. Zararlı bir şey varsa çocuklarımıza tabii ki almıyoruz. Uzmanlar tekstil ürünleri ve ayakkabı içinde vatandaşları uyardı. Özellikle kanserojen riski taşıyan ürünlerin alınmaması istendi.